Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta Thumbnail yani video küçük resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit ve sade, aman aman bir şey yok bu göstereceğim şeyin. İlk önce yeni bir tane proje açıyoruz. YouTube için kullanıyorsanız, farklı platformlar için thumbnail yapacaksanız ebatı 1920x1080 olacak. Burayı oluştur diyoruz. Oluşturduktan sonra arkadaşlar bir tane arka plan belirlediğimiz fotoğrafı atacağız. Benim arka plan olarak belirlediğim fotoğrafım bu arkadaşlar. Tam denk geldi. Tam denk gelmeseydi bazı fotoğraflarda tam arkadaşlar şöyle ortada kalıyor şöyle. Kalınca şöyle kenarından çekip şöyle büyütebilirsiniz. Yani şöyle büyütüp ekrana sığdırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şurayı bir kitleyelim ilk önce. Ki bunun üzerinde hani çok aman aman oynama yapmayacağız. Şimdi ben bunun üzerine bir tane klavye videosu çekmiştim biliyorsunuzdur, umarım izlemişsinizdir. Şimdi ben bunun üzerine arkadaşlar o klavye videosundaki klavyeyi kesip koyacağım. O fotoğrafımı da şuradan tutup şu yeni bir sekme açalım, oraya sürüklüyoruz. Arkadaşlar ilk önce bunu bir keselim, bu klavye kutusunu. Evet arkadaşlar kestik. Kesme aracını söylemeyi unuttum. Üçüncü seçenekte kesme aracımız var. Burada farklı kement aracı da olabilir, manyetik kement aracı da olabilir. Sağ tık yaparak seçiyorsunuz. Ben çok gen kement aracı kullandım bu kesimde, daha düzgün kesmek için. Bunu şöyle şuraya atalım. Bunu şöyle küçültelim arkadaşlar. Bu fotoğrafı hani şöyle küçültmek yeterlidir, şu boyut. Şimdi bunun etrafını çizeceğiz arkadaşlar. Dış çizgi yani kontür yapacağız. Kontür bu değil diyebilirsiniz ama Photoshop'ta kontür diye geçiyor. Şöyle şu boyut güzel, yeterli. Bunu şöyle koyalım. Katman 1'in üzerine tıklayıp yapacağız ki arkadaşlar katman 1'i seçsin. Buradan 16. seçenekte kalem aracı var. Buna arkadaşlar klavyemizde P harfine basarak da ulaşabiliriz. Şimdi bunun etrafını yavaş yavaş düzgün bir şekilde seçeceğim. Evet arkadaşlar bazı yerlerinde ufak tefek hatalar da olsa şöyle seçimimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bu seçim yaptığımız katmanın üzerine sağ tık yapıyoruz. Seçim yap diyoruz. Burası sıfır olacak. Yani hani benim kullandığım kenar yumuşatma yarıçapı sıfır. Tamam diyoruz. Sağ tıklayıp seçim yap dedikten sonra fark etmişsinizdir. Kenarlarda böyle karıncalanmalar oluyordur. Bu buranın seçildi olduğunu ifade eder. Ve klavyemde Ctrl J kombinasyonunu kullanarak, Ctrl ile J kullanarak yeni bir katman açıyor bu seçili katmana. Dış çizgi yapmak istediğimiz katmana çift tıklıyoruz buradaki boş yere. Böyle bir katman stili diye bir ekran geliyor. Buradan kontüre geliyorum arkadaşlar. Burada boyut var. Boyutu ayarlayabilirsiniz buradan, çizginin boyutunu. Burada dış, iç, orta var. İç dersek seçtiğimiz alan içe doğru büyür. Orta dersek tam ikisinin de ortası olur. Ama ben dış kullanıyorum. Dışı tercih ediyorum. Bunu buradan şöyle 18, yani çok fazla abartmamak şartıyla 18 yapsak güzel olur. Rengi de buradan buna göre, tabii siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yeşil yapıyoruz. Buradan tamam diyoruz arkadaşlar. Klavye kutusunun etrafı böyle oldu. Şimdi metin ekleyeceğiz buraya. Yazı ekleyeceğiz. Benim burada fontum var, Lemon Milk diye. Ben bunu önceden indirmiştim. Buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra küçültüyoruz birazcık. Şöyle yeterli böyle bence. Az daha büyütelim. Şimdi bir de bunun altına fiyat performans mekanik klavyesi yazacağım. Şuraya sığmıyor çünkü. Bunu da küçültüyoruz. İkisinin aynı boyutta olduğuna emin olmak için şöyle aynı harfleri karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. M ile M'yi mesela. Bu biraz tabi hani saçma girebilir ama hani emin olmak için, çirkin durmasın diye.
Böyle yeterli. Bir de şimdi bu yazımıza şekilli şukullu efektler ekleyelim. Fiyat performansın yanındaki boşluğa çift tıklıyoruz arkadaşlar. Katman stilli bir ekran geliyor yine. Buradaki kontüre tıklıyoruz. Şu etrafı çizme aşamasında buradaki kontüre tıklamıştık. Şimdi buradakine tıklıyoruz. Eğim ver ve kabart da seçildi. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Göz zevkinize göre böyle yapabilirsiniz. Burayı çekip böyle yapabilirsiniz. Bu burayı ayarlar. Bunu da ayarlayabilirsiniz böyle. Burası tamam. Aynı işlemi mekanik klavye yazısına da yapıyor. Kontür diyoruz. Otomatik yapılıyor zaten. Arkadaşlar thumbnail'ımız, küçük resmimiz oldu. Kenarlarına ben tabi bunu video çekmek için yaptım. Bundan önce zaten o video koyduğumu özene bezene yapmıştım. Bunda bazı hatalar var. Size göstermek için yaptım. Öncekinde hatta videoda paylaştığım, videoya koyduğum küçük resimde burada YouTube logosu falan vardı. Videomuz bu kadar. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Photoshop'la ilgili sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu arada Photoshop kullandığımız sürümü Adobe Photoshop 2020 CC yanlış hatırlamıyorsam. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.